Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Muhterem kardeşlerim, kitabul ilme geldik. İlimle alakalı hadis-i şerifleri okuyacağız inşallah. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman ilme, ilmiyle amel edenlere Allah Teala ayrı bir mevki tayin ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun özel dünyasında ilim talebelerine baktığınız zaman farklı bir mevkileri var. Ya eyyühellezine amenu izâ kîle lekum tefessahû fil mecâlisi fefsahû yefsahillâhu lekum. Sabit bin Kays radıyallahu anh Efendimiz aleyhisselam meclisine geliyor. Kulakları duymadığından daha önde Allah Resulü aleyhisselamı dinlemek murad ediyor. Fakat sahabe-i kiram radıyallahu anhum كَنَّمَا عَلَى رُؤُسِهِمْ اَتْطَيْرِ Sanki devenin başına kuş konduğu zaman sallanmaz, başındaki bütün kurtları alsın diye o dikkatle Allah Resulü aleyhisselamı ashab-ı kiram dinliyor, dinlemeye devam ediyor. Sabit bin Kays radıyallahu anh onu fark edemiyorlar. Ayakta duruyor, sonra Efendimiz aleyhisselam yer açın diyor, Sabit gelsin. Sabit ön tarafa gelmeli ki sonraki kuşaklar adına, tabi'in adına Allah Resulü Aleyhisselam'dan daha fazla alacak. Aldıklarının belki olduğu gibi muhafaza edecek öğrencilerine. Allah Resulü falan yerde, falan mecliste şöyle buyurmuştu diye onlar nakledecek. Bunu söyleyince dışarıda bir Efendimiz Aleyhisselam ve İslam'a dair aristokratik bir yapılanma var diye buhtanda bulunuyorlar. Yahudilerin, münafıkların Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme, ashaba, onun ashabıyla olan, ilim talebesi olan ashabıyla olan münasebetine taan ediyorlar. Sonra Cenab-ı Hak hadiseyi aydınlatıyor. Ya eyyühellezine amenu, bunu sadece siz anlarsınız. Ey iman edenler, bütün varlığıyla, mevcudiyetiyle Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edenler. Sadece sizin idrak dünyanız bunu kaldırabilir, çözebilir. İzâ kîle lekum tefessahû fil mecâlisi. Eğer size o meclislerde yer açın dendiğinde yer açın ki Allah da sizin önünüze açsın, sonuna kadar açsın. Alem-i İslam'a, İslam tarihine baktığınız zaman ne zaman Müslümanlar alimlerine, alimi Rabbanilerine yer açtılar, yol açtılar, Allah Teala da onların önünü açtı. Bir şehre devlet başkanı girerken zorunlu olarak insanlar ya da onların bir kısmı onları karşılamak zorundaydı. Ama bir alimi Rabbani bir şehre gelirken İnsanlar duyduğunda şehrin dışına koşarlar, giderler, sevinirler. Bir alim-i Rabbani geliyor. O bize Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedecek. Sanki Medine'deyiz, Medine sokaklarında dolaşıyoruz. O dikkat, o heyecan oluşurdu onlarda. Koşarlardı. Sonra alim o şehirde kalır, oradan ayrılıp giderken de başka şehrin insanları nerede onu istikbal edecekse oraya kadar uğurlarlardı. Oraya kadar gönderirlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gidişi gelişleri hep böyle olmuştu. Medine'yi böyle sonraki kuşaklara aktarmışlardı. Veda tepelerine kadar çıkar, onun yolunu gözlerlerdi. Alimleri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin varisidir bunlar diye öyle istikbal ettiler. Çünkü Cenab-ı Hak يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ دَرَجَاتِ İbn-i Abidin rahmetullahi aleyh Reddül Muhtarında alimleri onların kitaplarını anlatırken diyor ki zekat verirken havacı asliyeyi nisaba dahil etmiyoruz. O dışarıda kalıyor. Yaşamamız için gerekli olan neler varsa onlar dışarıda kalıyor. Alimler, onların kitapları ne kadar çok olursa olsun onlar da havacı asliyeden kabul edilir. Çünkü nasıl açlık bir toplumun felaketine, helaketine sebep olursa cehalet de bir toplumun helaketine, felaketine sebep olur. Onun için alimlerin kitapları nisaba dahil olmaz derler alimler. Çünkü Cenab-ı Hak onlara ayrı bir kıymet, ayrı bir kâmet verdiğini Kur'an-ı Kerim'de tayin ediyor. يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
iman edenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Allah Teala'nın ayetlerine, pazarlıksız teslimiyetlerinden dolayı bütün varlık, bütün mevcudiyetleriyle, ittibalarından dolayı Allah Teala insanlık ehramının zirve noktasına onları taşıdı. يَرْفَعِلَّهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ Fakat ilim sahipleri onları atıf harfiyle getiriyor. Sanki iman edenlerden ayrı bir bölüm bunlar. Çünkü iman edenlere imanın ne olduğunu, nasıl olduğunu, nasıl olması gerektiğini, Kur'an-ı Hakim ve sünnet-i seniyye ile insanlığın, toplumun, alim-i İslam'ın nasıl kurtulacağını o topluma alimler, alimi Rabbaniler anlatır. Cenab-ı Hak bu cihetle onları atıf harfiyle getiriyor. Atıf harfi vav, mugayret ifade eder. Sanki bunlar o iman ehramı onun zirve noktasında ayrı bir yerdeler. Cennet-i Ala'da onlar ahirette ayrı bir yerde olacaklar. Burada da ayrı bir yerde, öyle değerlendirin. Eğer böyle değerlendirirseniz o zaman onlardan istifade edebilirsiniz. Osmanlı'da bir alim diyor ki, babamla beraber vezirlerin olmuş olduğu divana girdik. Tereddüt halindeyim. Acaba alim mi olsam, devlet adamı mı olsam diye sürekli çocukluk yıllarımda meczillerim var. Babamla beraber girdik bir meclise. Orada ne kadar devlet adam varsa hepsi ayağa kalktı. Anladım ki ne kadar büyük olursam olayım, en son madde planda vezir olabilirim, oraya kadar gelebilirim. Ama babam Allah Resulü Aleyhisselam'a ilme olan ittibasından, teslimiyetinden dolayı ne kadar devlet adam varsa ayağa kalktılar. Babamı o halde istikbal ettiler. Yani kumu ilâ seyyidikum buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Hazreti Sa'd gelirken ayağa kalkın. Aliminiz geliyor, alimi Rabbaniniz, onu ayakta istikbal edin. Devlet-i Aliye zamanında da alimleri ve ondan önceki İslam'ın sahih haliyle yaşanmış olduğu yerlerde ayağa kalktılar, ayakta istikbal ettiler. Diyorlar ki eskiden bir hafız, hafız-ı Kur'an bir mahalleye girdiği zaman yaşlı insanlar ayağa kalkarlarmış. Ona değil, onun varlığına, onun zarfına değil, o zarfın içinde Kur'an-ı Hakim var diye. Kelam-ı Kadim'i taşıyor diye, tabi Kur'an-ı Hakim'e de muhafız olursa o talebe, Allah'ın kitabının muhafızı olursa, İslam'ın muhafızı olursa, Allah Teala da böyle bir itibar ihsan eder. Bu itibarı madde planına tahvil etmemek gerekir. Mana planını da kıymetlendirmek gerekir. Peki nasıl kıymetlendiririz? İslam'ı tebliğe dönüştürmeli bunu, davete dönüştürmeli. Şahsı adına, kendi geleceği adına, çocuklarının yarınları adına değil de İslam'ın yarınları adına. Belki onlar ne kadar ihtiram gösterirse kendinde o kadar mahcubiyet olacak. Ya Rabbi, bunların, bu hasbi Müslümanların göstermiş olduğu saygının, kemal edebin hiçbirine layık olmadığımı peşinen ilan ve itiraf edeyim. Müslüman, İlim adamı, ilim talebesinde bu rikkat ve teslimiyet olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilim talebelerini, alim-i Rabbanileri işte burada kıymetlendiriyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim onlara ayrı bir yer tayin ediyor. Neden? Çünkü onlar alem olacaklar, dağ gibi. Nasıl dağlar yol gösterirler? Şuradan giderseniz kaybolmazsınız. Eskiden bugün olduğu gibi trafik işaretleri, levhaları yoktu. Dağlar yol gösterirdi. Alimler de insanlara ticari hayatta, siyasi, iktisadi, içtimai, hayatın bütün şubelerinde Müslümanca nasıl yaşayacaklar? Buradan cennete, Allah'ın rızasına, rıdvanına nasıl ulaşacaklar? Onun yolunu gösterirler. Alimi Rabbani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hakikati tayin eder. Sonra merkezden çevreye doğru yürüyüşe ashabını teşvik eder. Yürüyeceksiniz. Yüreklerinizden bütün yüreklere. Alem-i İslam'da, yeryüzünde, Allah'ın mülkünde, lehu mulkü semavati vel ard. Her şey onun, yer onun, gökler onun, ona ait. Mulkü semavati vel ard. Semavatın ve yerin saltanatı ona ait. O halde Allah'ın arzında, Allah'ın halifeleri sürekli bir yürüyüş halinde, sürekli bir sefer halinde olacaksınız. Müslüman'da devamlı bir seferberlik şuuru olacak. Merkezden çevreye, kendi yüreğinden bütün yüreklere yürüyüş olacak. Sabah yürüyüş,
akşam yürüyüş olacak. Ashab-ı kiram efendilerimiz, onların hayatına baktığınız zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakikatini, mirasını tebliğde, terkinde bu duruşu, bu istikamet halini görürsünüz. İstikamet bu. Müslümanın istikamet hali sürekli seferberlik şuuruyla hareket etmeli. Sabah kalkıyorsunuz, şimdi Allah ve Resul davası için neler yapabilirim? Akşam yorgun argın yatağınıza geliyorsunuz. Orada acaba ben bugün neler yaptım? Allah ve Resul davası için bir şeyler yapabildiyseniz onun hazıyla yatağa giriyorsunuz. Dünyada oluşuma dair, varoluşuma dair birkaç parça bir şeyler yapabildim ya Rabbi diyebilmenin erdemini Allah Teala hepimize ihsan buyursun. Ashab-ı kiram efendilerimiz yürüyorlar. O yürüyüşte şehadet var. O yürüyüşte çocuktan, yardan, sevdiklerinden, her şeylerinden ayrı kalmak var. Ama geriye dönüp bakmadılar. Gözyaşlarını yüreklerine boşalttılar. Ayrıldılar burada. En sevdiklerinden ayrıldılar. En sevgiliye ulaşabilmek için. Allah Azze ve Celle'ye ulaşabilmek için en sevdiklerini bırakmak zorunda kaldılarsa bıraktılar. Allah'a emanet ettiler. Allah Azze ve Celle'ye hiçbir emaneti zayi etmeyene onun tasarrufuna bıraktılar. O imanla gittiler. O giderken yolda şehadet onlara geldiğinde haram bin milhan gibi Allahu Ekber fustu ve Rabbil Kabe dediler. Çıktı birisi evin arkasından elindeki mızrakla beraber Allahu Ekber diyen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun yoluna, onun davasına çağıran haram bin milhanın üzerine yürüdü. Şehit ederken, şehit olurken haram bin milhan Hazreti Muhammed aleyhisselamın seferberlik şuuruyla yetiştirmiş olduğu öğrencisi, son anları, dinden dökülen ifadeler Allahu Ekber, her şeye rağmen Allahu Ekber, fustu ve Rabbil Kabe, Kabe'nin Rabbine yemin olsun ben kazandım. İbtiga emrdatillah. Madem ki Allah'ın rızası, onun rıdvanına ulaşmak var, o halde dünyalıklar sizin, hanlar sizin, hanumanlar sizin olsun, cennet bizim olsun, Allah'ın cemali bizim olsun. İbtiga emrdatillah. Allah Teala'nın rızasına ulaşabilmek. İnnehum lehumul mansurun ve inne cundena lehumul galibun. Allah'ın orduları mutlak ve muzaffer galip, mutlak ve muhakkak galip olacak. Muzaffer olacak. Dünyada geçici yenilgiler olabilir. Ashab-ı kiram efendilerimizin Bedir'de var, Uhud'u da var. Yenildikleri an var, zafer kazandıkları zamanlar var. Kaybettikleri zaman onlar ağlamadılar, üzülmediler. Kazandıkları zaman şımarmadılar. Biliyorlardı ki hayat imtihan. لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. Gidene üzülmediler. لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. Allah Teala'nın onlara verdiğine ya da gelene de şımarmadılar, yoldan çıkmadılar. Seferberlik hali dediler. Kulluk şuuruyla hayata devam etmek. Rabbim onların şuurunu, imanını, teslimiyetini bütün yüreklere, 1,5 milyarlık alim-i İslam'a ihsan buyursun. Zamana, mekana hakim oldular. O hakimiyetle hareket ettiler. Önce okudular, dinlediler Allah Teala'nın ayetlerini. Sonra hayatlarına taşıdılar. Sonra bütün sokaklara, bütün yüreklere Allahu Ekber dediler. Allahu Ekber nizamını hakim kılmak için mücadele ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara buyurmuştu ki Ebu Davud, İbn-i Mace, diğerleri de rivayet ediyor. Nazzarallahu mura'en semi'a makaleti febellegaha. Allah onların yüzlerini aydınlatsın. Yüzlerine nur versin. Rabbim bütün nimetleri onlara ihsan etsin. Onlar benim sözlerimi duydular. Zor şartlarda duydular. Sonra aldılar bu sözleri. Nerelere gidebiliyorlarsa oralara kadar taşıdılar. İlme hamil oldular, ilme sahip oldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır önce onlara dua ediyor. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ. Kur'an-ı Hakim kıyametten bahsediyor. Yüzler kararacak, yüzler ağaracak. Yüzlerde nur olacak, o nurla yürüyecekler, o nurla gidecekler.
Onları göreceksiniz buyuruyor Kur'an-ı Hakim. O nurlarıyla yevme teral mu'minine vel mu'minati yes'a nuruhum beyne eydihim ve beymanihim. Önlerinde, sağlarında onların nurları var. Nur onlarla beraber gidecek. Müslüman kadınları, Müslüman erkekleri cennette o halde görürsün. İşte o nuru bu dünyadan oraya taşıdılar. Dünyadan aldılar. Nurları ameli salih oldu. Nurları gece namazları oldu. Nurları sadakaları oldu. Allah Teala'nın rızasına nail olabilmek için, sadece onun rızasını kazanabilmek için verdikleri sadakalar oldu. O sadakayı ahirete nur olarak aldılar. Nur olarak getirdiler. Oranın nuru buradan gidecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de eğer benim sözlerimi alırsanız, Abdullah bin Mesud gibi olursanız, Enes gibi olursanız, Cabir gibi olursanız, gittiğiniz mahallelerde, şehirlerde, durun bir dakika, size Hazreti Muhammed aleyhisselamdan bahsedeyim. Buhari'yi okurken, Müslim'i, Tirmizi, Ebu Davud'u okurken hep bu şuur size hakim olsa, yani diploma kazanmak için, belli payeleri elde etmek için değil de sadece Allah rızası için Hazreti Muhammed aleyhisselam konuşuyorsun. İnsanlar bir yerde bir olay olduğu zaman gazeteciler, medyanın önde gidenleri, ünlüleri, ünsüzleri vesaire çıkıp onlar gündemi zehirlemesinler. Siz çıkın, tefekkür damarınız olsun, ilim damarınız olsun, kâle Resulullah deyin. Allah Resulü buyuruyor ki kâlellahu teâlâ, Allah Teala buyuruyor ki deyin, sonra eşyaya, hadiseye dair İslam'ın hükmünü ortaya koyun. Bunları yapabilmek için öncelikle kendi dünyamızı, hakikatimizi anlamak gerekir. Hani diyor ya üstad, el alem fethetmeye çalışırken merihi, biz cebimizde kaybettik güneş dolu tarihi. Hakikat burada. Ama Kur'an-ı Hakim'e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine, her şey burada, her şeyin hakikati burada, dünyaya dair hükmü burada. Bu zaviyeden bakmazsak, bu zaviyeden okumalarımız, mutalalarımız olmazsa, o zaman ararız işte. Bir asırdır aratıyorlar. Sahte kahramanlar bu ümmetin önüne çıktılar. Dediler ki kurtuluş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi o yaşamış olduğu zamanda, asırda bırakmak, oradan bugüne gelmek, bugünden öteye gitmek dediler. İşte ümmeti aldılar. Bir asırdır gidemiyorlar. Tih Vadisi'nde Beni İsrail gibi, Yahudiler gibi yürüyorlar, yürüyorlar. Sonra sabah olunca bakıyorlar ki aynı yerdeler. Gidemezler. Çünkü Kur'an-ı Hakim لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ, sen çıkaracaksın buyuruyor. لِتُخْرِجَ diyerek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aramızda değil. Yaşamıyor bizimle beraber. Peki bu ümmet nasıl kurtulacak? Onun sünneti, bu ayet fiili muzari o sıgayla bize geliyor. Yani sürekli yenilenmeyi ifade ediyor. Dün nasıl böyle olduysa bugün de böyle olacak. Yarın da böyle olacak. Sen çıkaracaksın. Medine'de varken bizzat yürüyordun. Onları Bedir'den çıkarmıştın, Uhud'dan çıkarmıştın. Yıkılma yok demiştin. Zafer Allah'ın demiştin. Zafer Allah'tan gelir demiştin. İnna fetahna leke fetham mubina. En zor zamanlarda Hudeybiye'de Hazreti Ömer Efendimizin bile sarsıldığı o anlarda fetih ayetlerini okumuştun. O halde sünnetinle okumaya devam edeceksin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şahs-ı maneviyesiyle yaşayacak, Buhari ile Müslim'le ümmetine yine yol gösterecek. Karanlık o dehlizlerden işte böyle çıkacaksınız. Eğer o yoksa Tih Vadisi'ndeki o insanlar gibi, Beni İsrail gibi kalırlar. Hazreti Musa onların önündeydi ama dinlememişlerdi, ittiba etmemişlerdi. Her rahatladıkları anda peygambere ihanet ediyorlardı ve o ihanetlerin bedelini orada kalarak ödemişlerdi. Kalacak bu ümmet. Çöllerde kalacak, Tih Vadisi'nde kalacak. İşte sahte kahramanlar. Bir asırdır bu ümmetin önündeler. Olduk diyorlar, olacağız diyorlar. Şu kadar okulları, şu kadar müesseseleri, şu kadar kitapları, şu kadar kariyerleri var. Kur'an Müslümanlığı adına diyorlar. Allah Resulü ile, Buhari ile, Müslim ile, Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerini cem eden hakikat mecmualarıyla savaşıyorlar. Peki neredeler?
Tih Vadisi'ndeler. Çıkamadılar, çıkamayacaklar. Ümmete kurtuluşun yolunu Allah'ın ayetleri çerçevesinde tayin etmeye memuruz, mecburuz. Gelin diyeceğiz. İşte iz Allah Resulü'nün izi. Eğer bu ize koşarsanız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ceziretül Arap'tan nasıl bir nesil çıkardı, bir kuşak çıkardı? Ebu Bekirleri, Ömerleri, Osmanları, Alileri radıyallahu anh çıkardıysa bu asrın çocukların da Ebu Bekir yapacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir, hakikatidir. Rabbim o çerçevede anlamayı bizlere ihsan buyursun. Peki Kitabul İlim. Kitabul İlim'de ilk hadis-i şerif Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anhuma. Bu çerçevede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir vasiyetini, Halid'i bir öğüdünü Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma bize nakledecek. An Abdullah ibn Amr radıyallahu anhuma kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bellihu anni velev ayeten. Efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki benden rivayet edin. Velev ki bir ayet olsun. Buraya geldiniz, bu mecliste bulundunuz. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum uzaklardan çıkarlardı. Tihame'den, Necid'den Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ashab-ı kiram duydular. Medine'ye gelirler, aç susuz oraya varırlar. Geride onları bekleyen çocukları var. Dönecekler ki çalışacaklar, meşgul olacaklar. Onların nafakalarını temin edecekler. Bugün olduğu gibi onların sosyal güvenceleri yok. Geliyorlar, hemen dönecekler. Dönerken yolda bedeviler var. Belki dönemeyecekler, belki gidemeyecekler. Ama biliyorlar ki insanlığın kurtuluşu, evin kurtuluşu, mahallenin kurtuluşu, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tanınmasına, onun bildirdiklerinin, duyurduklarının, anlattıklarının, buyurduklarının bu şehre taşınmasına bağlı. Oraya gittiler. Efendimiz aleyhisselamın meclisinde kimi bir gün kaldı? 3 gün kaldı, 20 gün kaldı. Aldılar, döndüler. Sahabi oldular. Kendi mahallelerine, kendi köylerine döndüler. Efendimiz aleyhisselamı anlattılar. Namazı aldılar, orucu aldılar. Diriliş soluklarını aldılar. Oradaki yürekleri taşıdılar. Efendimiz aleyhisselamla gelenlere bellighu anni ve levayeten. Bir ayet-i kerime bile olsa alın benden, alın ve aktarın. Alın ve götürün o yüreklere. Oraları i'lemu اَنَّمَا الْحَيَاتُ اِعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ اِعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا Allah Azze ve Celle yere hayat verir, hayat verir, yağmur gelir, hayat olur toprağa. Allah'ın ayetleri, Peygamber Aleyhisselam'ın buyrukları da yüreklere hayat olur. Burada bir istihare yapıyor Kur'an-ı Hakim. Hayat olması için bu ayetleri, bu buyrukları oradaki yüreklere, sinelere taşıyın. Efendimiz bu öğüdü veriyor. Peki, Efendimiz sadece bir ayet diyor. Bir ayet olsa bile benden alın götürün. Peki hadis-i şerif yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara hadis-i şerifleri rivayet noktasında bir şey söylemiyor mu? Bu hadis-i şerifi nasıl anlamamız gerekiyor? Elbette hadisi şöyle anlayacağız. Yani Efendimiz onlara buyuruyor ki Allah Teala bu kitabı koruyacak. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Korunacak olan bu kitabı anlatmak size bir ödevse, size bir peygamber göreviyse, peygamberden verilen bir görevse, nasıl bu ayetleri ulaştıracaksınız? O zaman Allah Teala'nın intişarını bizzat üzerine aldığı ayetleri anlatmayı sizin omuzunuza yükleyen peygamber, ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ Onun beyanı açıklaması olan hadis-i şeriflerin de evleviyetle size ödev olarak veriyor. Hani Efendimiz buyurmuştu ya, نَذَّرَ اللّٰهُ مُرَاً سَمِعَ مَقَالَتِ فَبَلَّغَهَا Allah Teala onların yüzlerine nur versin, hakikat versin. Onlar benden aldılar, duydular, sonra onları başka yüreklere, başka sinelere taşıdılar, tebliğ ettiler. Arafat'ta ashabını topladılar. 120 bin sahabi. 81 gün sonra onlara elveda diyecek. Ayrılacak dünyadan. Medeniyeti ikmal ettiler. İslam nizamını bütün esaslarıyla, rükünleriyle tayin ettiler. Ebu Bekir'ini, Ömer'ini, Osman'ını, ashabını seyrediyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Son bir daha Arafat'ta, Mina'da 3 hutbe irad ediyor. Veda hutbesi Efendimiz aleyhisselamın 3 hutbesinden oluşur.
Üç hutbede bir anlamda İslam'ın manifestosunu onlara ilan ediyor. Onu tekrar ediyor. Buyuruyorlar ki, اَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبِ Burada olanlar, şahit olanlar, buraya kadar gelebilenler, gelemeyenlere, uzakta olanlara, sonraki kuşaklara alsınlar, buradan götürsünler, taşısınlar. Onların içinde gazaller olacak, İmam Rabbaniler olacak. En zor zamanlarda rüzgarların, fırtınaların, ideolojilerin ümmeti kasıp kavurduğu zamanda Hazreti Muhammed'e dönüyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Yeniden asr-ı saadete dönüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün hakikatiyle bizi davet ediyor diyen o sonraki kuşaklara bir anlamda Efendimiz aleyhisselam sünnetinin ulaştırılmasını ashab-ı kirama, öğrencilerine vazife olarak veriyor. Aldılar, ulaştırdılar. Aldılar, başka iklimlere adaletle, merhametle götürdüler. Yani bu ilim yolunda onların zorlukları vardı, meşakkatleri vardı. Öyle gittiler ki belki de onların bu gidişleri, ilim yolculuğu bundan sonra nasıl olacak onu da esaslarını tayin ediyor. Burada Cenab-ı Hak Tevbe suresinin 122. ayet-i kerimesinde وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّ Farklı anlamlar verebiliriz bu ayet-i kerimeye. Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّ Yani bütün Müslümanlar birlikte sefere çıkmasınlar. İlim yolculuğuna ya da çıkmasınlar, cihada çıkmasınlar, o anlam da verilebilir. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً İlim yolculuğuna hepiniz toptan çıkmayın. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ Yani bir grup çıkmalı değil mi buyuruyor Cenab-ı Hak? Bir grup çıksın. Neden hepsi çıkmak istiyor? Bütün şehirler, bütün mahalleler Medine'ye boşalmak, Medine'ye gelmek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hakikati almak istiyorlar. İlmi bizzat Fem-i Nebevi'den almak istiyorlar Allah Resulü aleyhisselam'dan. Kur'an-ı Hakim de buyuruyor ki, hayır öyle değil de, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَائِفَتُونَ Her cemaatten bir grup çıksa, bir grup çıksa fakih olabilmek, sonra dönünce de kendi milletlerini uyarmak için onlar çıksalar, uyarsınlar ki onlar da beladan, musibetten, haramdan kendilerini korusunlar. Soruyorlar Hammad bin Zeyd'e, diyorlar ki, Kur'an-ı Kerim ashab-ı hadisten bahsediyor mu? İlim yolcularından, yani Buharilerden, Müslimlerden bahseder mi? Dolaylı olarak o ilim yolcuları, evlerini, çocuklarını bırakıp da gidenler gidiyorlar. Geriye döndüklerinde 16 yıl, 18 yıl geçmiş. Küçücük çocukları kocaman delikanlı olmuş. Eve giriyorlar, çocuklarını tanıyamıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerini alabilmek için büyük seferler düzenliyorlar. Hammad bin Zeyd diyor ki rahmetullahi aleyh, siz Tevbe suresinin ayetini okumadınız mı? Cenab-ı Hak orada onlardan bahsediyor. Hangi ayeti okuyor? 122. ayeti okuyor. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ Fakih olabilmek, Allah Resulü Aleyhisselam'ın mirasını alabilmek için gidiyorlar. İmam Buhari gibi yolda aç kalıyorlar. Bir nehri insanlar, yaşlılar bir kenarından diğerine geçemiyorlar. İmam Buhari ekmeği bitmiş. İlim talebesi, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencisi, ilmin izzetini çiğnetemez. Kimseleri orada elini avucunu açmıyor. Sırtına adam alıyor, nehrin bir tarafından öte tarafına taşıyor onları. Ekmeğini kazanıyor, sonra başka bir şehre gidiyor. Orada Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadislerini rivayet eden biri varsa ondan alıyor. Oradan kendi şehrine, Buhara'ya dönmeden başka bir şehre gidiyor. Oradan başka bir şehre. Yani insanları sırtlarında taşıdılar. Ölmeyecek kadar ekmeklerini, nafakalarını temin ettiler. Yollarda kaldılar, çölleri aştılar. O hadis mecmualarını oluşturdular. Çünkü Kur'an-ı Hakim onları çıkmaya davet ediyordu. Yani bu ayet-i kerimeye cihat anlamı da verebiliriz. Ama ilim talebeleri zaviyesinden mutala etmiş olursak o zaman
felevlaya hella anlam veriyoruz. Kur'an-ı Kerim onları bu yürüyüşe davet ediyor, teşvik ediyor. Hadi Allah için yürüyelim, rehlelerimiz olsun. Baki bin Mahlet gibi Endülüs'ten kalkar, Afrika'yı aşar, 16 yıl sürer rehlesi, Bağdat'a gelir. Ahmet bin Hanbel'den Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini alabilmek için. Allah Teala o hakikate, ilmi bu zaviyeden alacak irfana bizleri yücelsin inşallah. O irfanla bizleri belesin. Peki neden ashab-ı hadis bu kadar bir rikkate, bu aşka, bu vecde, bu kemale sahip oldular? Efendimiz Aleyhisselam'ı ashabından hakikati böyle aldılar, böyle tevarüs etti. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh, küçücük risalesi var. Hatip Bağdadi'nin küçücük risale. Er-rihle fi talebil hadis. Hadis yolundaki o seyahatleri, ilim yolculuklarını, onları anlatır, onlardan bahseder. Ona dair rivayetler var Hatip Bağdadi'nin bu eserinde. Cabir bin Abdullah Efendimiz Aleyhisselam öğrencilerinden duyar ki, men setara mu'minen fid dunya satarahullahu yevmel kıyame. Kim dünyada Müslümanın bir kusurunu örterse Allah Teala da ahirette onun kusurunu örter. Bu hadis-i şerif duyar ki Mısır'da birisinde var. Kalkar gider Mısır'da arar. Yaşı 90 küsür yaşında vefat eder Cabir bin Abdullah radıyallahu anh. Mısır'a gider, Ukbe bin Amir'i bulur. Ukbe bin Amir'e bu hadisi sorar. Hazreti Ukbe'den bu hadisi alır. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh orada kalmadan Medine'ye döner. Neden hemen Medine'ye döner? Yarın kıyamet günü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle yüzleşince, ya Resulallah, ben Medine'den Mısır'a, Ukbe'den sadece sizin hadisinizi almaya gittim. Orada ziyafete, orada tatile, orada keyif yapmaya gitmedim. Bu hadisi şerif zayi olmasın diye oraya gittim ya Resulallah. O imana, o hakikate sahiptiler. Kalktılar o mesafeleri kat edip oralara kadar gittiler kardeşlerim. Ashab-ı kiram radıyallahu anh Efendimiz. Yine Cabir radıyallahu anh ondan bahsediyorlar. Diyorlar ki, kalkar Hazreti Cabir radıyallahu anh Medine'den Şam'a gider. Şam'da Abdullah bin Üneys radıyallahu anh, Abdullah bin Üneys'i bulur. Abdullah bin Üneys'e der ki, ben Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencilerinden Cabir bin Abdullah. Duydum ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sende bir hadisi var. Onu almaya geldim. Alır Abdullah bin Üneys'ten hemen tekrar Medine'ye döner. Gitmeye atı yok. Borç ödünç bir at satın alır ya da binek satın alır. Bineğin üzerine biner. Bir aylık bir mesafe. Sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisini alabilmek için. İmam Evzai rahmetullahi aleyh öğrencisi yanına geliyor. Diyor ki Amr bin Ebi Seleme İmam Evzai'ye der ki, hocam tam 4 gündür yanındayım. 4 gündür. 4 günde bana sadece 30 hadis rivayet ettin. Az değil mi bunlar? İmam Evzai rahmetullahi aleyh. Efendimiz Aleyhisselam'ın öğrencisi Cabir bin Abdullah ilerleyen yaşına rağmen Mısır'dan hayvanla biner, Medine'den hayvanla biner, Mısır'a gider Allah Resulü Aleyhisselam'ın bir hadisini alabilmek için. Medine'den biner, Şam'a gider Abdullah bin Üneys'ten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisini alabilmek için. Said bin Müseyyeb radıyallahu anh, bir hadis için şehir şehir dolaştığımı bilirim. Gündüzler gecelere eklenirdi Allah Resulü Aleyhisselam'ın bir hadisini bulabilmek için. Şimdi konuşuyorlar. Şimdi diyorlar ya, Buhari şöyledir, Müslim böyledir diye. Ben bütün varlığımla ifade ediyorum ki burada aziyetimi ilan noktasında, ama şu hakikati de beyan makamında şunu söylüyorum ki Allah'ın izniyle وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ. Bunlar bilmezler. Buhari'yi sadece görmüşlerdir. Belki insanlar onların hadis düşmanı olmadıklarını anlasınlar diye, böyle onları inandırabilmek için sadece masalarının üzerinde onu saklarlar. Aldatabilmek için, onları kendi tuzaklarına çekebilmek için. Eğer Buhari okumuş olsalardı bu ihanet cümlelerini,
bu cümleleri, bu gaflet cümlelerini kurmayacaklardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları sevk etti. Gidin dedi, adalet namına, hakikat namına benden alın, belligu anni velev ayeten. Velev ki bir ayet, bir ayet alın, bir ayet tebliğ edin. Velev ki benden bir hadis alın, bir hadis tebliğ edin. Onu farklı iklimlere, farklı dünyalara taşıyın. Taşıdılar. Gittikleri yerlerde kenni anduru ila Rasulillah. Sanki Peygamber Aleyhisselam'a bakıyoruz dediler. Enes bin Malikler, Abdullah bin Mesudlar Efendimiz Aleyhisselam'ı anlatırken otururlardı. Gittikleri şehirlerde insanlar onların etrafında halk olurlar. Allah Resulü Aleyhisselam'dan hadis rivayet ederken gözler dolardı onlarda. Enes bin Malik'e dair rivayet ederler. Ev kema kâle Resulullah. Efendimiz şöyle buyurdu der. Hadis-i şerifi bitirince ev kema kâle. Ya da şöyle buyurmuştu. Tam o aklına gelmeyebilir. Belki Efendimiz Aleyhisselam'ın söylemediği bir ifadeyi Allah Resulü Aleyhisselam'a isnat etmiş olabiliriz de men kezebe aleyye mutaammiden felyetebevve makadehu minen nar. Kim bana yalan isnat ederse cehennemdeki yerine hazırlansın. Efendimiz Aleyhisselam'a biz bu ihaneti yapamayız. Bilmeden bile olsa yapamayız. Sonra evke makale Resulullah eklerdi. Enes bin Malik radıyallahu anh. Abdullah bin Mesud'u anlatıyorlar. Hadis rivayet ederken gözleri irileşir. Şuradaki damarlar dışarıya çıkar. Daralır, elbisesini açar. O halde kendinden geçer, gözlerden yaş boşalır. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Efendimiz de. Sonra der ki, اَوْ نَحْوَ ذَٰلِكْ اَوْ هَاكَذَا اَوْ شِبْهَهُ Allah Resulü ya da اَوْ قَر۪يبًا مِنْ ذَٰكَ Ya bunun benzerini söylemişti, böyle söylemişti. Bu noktada Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifi bu çerçevedeydi gibi bu ifadeleri kullanırdı. Aslında aynı şeyi söylüyordu. Acaba Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cemel demişti de onun yerinde ibil kelimesini kullandıysa ikisi de deve demekti. Efendimiz Aleyhisselam'ın burada bir nüktesi vardı. Eğer ben onu bütün hakikatiyle izhar edemezsem, ortaya koyamazsam yarın Rabbime bunun hesabını veremem. Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek yüzüne bakamam diye, ilim emanetine ihanet olur diye Abdullah bin Mesudlar, Enesler, Ebu Derdalar Efendimiz Aleyhisselam'ı anlatırken insanlara, onun sözlerini naklederken halleri, duruşları, oluşlarını talebeleri böyle rivayet ediyorlar. Öyle geldi Buhari bize, Müslim bize öyle geldi, Tirmizi öyle geldi Allah'ın inayetiyle. Onları kirli elleriyle çizemeyecekler. Asırlar geçti onların üzerinde. Asırlarca onlar kaç ideolojiyle, kaç zalimle, kaç hakikat düşmanıyla Buhari Müslim hesaplaşarak bugüne geldi. Bundan sonra da Buharilerin, Müslimlerin bu hesaplaşması, bu mücadelesi devam edecek kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselam'ı oluşuyla, duruşuyla taşıdılar, anlattılar. Peki nasıldı bu oluş ve duruş? Zafer kazandıkları zaman Bedir'i anlattılar. İşte böyle olacaksınız. Efendimiz Aleyhisselam'ın Mekke'ye girişini anlattılar. Tesbihle, hamdle girişini anlattılar. Şımarmak yok dediler, kaybetmek yok dediler. Eğer bütün yakınlarını ya da en yakınlarını, en sevdiklerini kaybettikleri zaman onlara Uhud'u anlattılar. Uhud gibi ayakta kalmak var dediler. Hem de yürümek, sonraki zaferleri yürümek var. Ebu Cehiller, Ebu Cehillerin çocukları. O gün Ebu Sufyan vardı Uhud'da. Onlar Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencilerinin büyük fetihlere yürümelerine Uhud'lara rağmen engel olamayacaklar dediler. Onu söyleyebilmek. Sahabe-i Kiram Efendilerimiz Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatını bütün kareleriyle, bütün şubeleriyle gördüler, anladılar ve sonraki nesillere taşıdılar. Nasıl bir babaydı peygamber? Şibi Ebi Talip'te Fatıma su isterken, ekmek isterken Allah Resulü Aleyhisselam ambargodan dolayı çocuğuna, Fatıma'sına getiremiyordu ya. Babalar vardı alemi İslam'da. Çocuklarına ekmek, su getiremeyen babalar, tutsak olduğundan, mahkum olduğundan dolayı kalkıp gidemeyen babalar, onlara Ashab-ı Kiram Efendilerimiz Şibi Ebi Talip'teki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bahsettiler. Onun adaletini, hakkaniyetini anlattılar.
emanet ehline verilecek dediler. Şehirleri fethettiler. Oralara Allah ve Resul mührünü vurdular. Ama burada şu bizim adamımız, bu amcamızın, bu dayımızın, bu halamızın oğlu demediler. En yakınlardan başlayarak nimeti dağıtmadılar. Çünkü onlar biliyorlardı ki Fatıma peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelir. Peygamberin kerimesi kızı Fatıma ellerini gösterir. Baba der, değirmenin taşını çevirmekten ellerim çatladı. Duydum ki Medine'de hizmetçiler var. Bir tanesini de kızına versen buyururlar ki لَكَسْ سَبَقَكِ اَيْتَامُ بَدْرٍ Bedir'in yetimleri var kızım. Onlar varken sana veremem. Allah Resulü aleyhisselam hizmetçi kendi kızının evine göndermez. Elleriyle değirmenin taşını çeviremeyen kızına, omuzunda artık kuyudan su taşıyamayan, omuzları yarılan kızına Peygamber aleyhisselam hizmetçi vermez. En yakınlarıyla paylaşmaz dünyalıkları. En uzaktakilerden başlar, öyle dağıtırdı. Bunu anlattılar. Tarih-i Dimeşk'te, tarih-i Mekke'de şu olay anlatılır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fetheder. Mekke'de insanlar orada. Osman bin Talha Efendimiz'den gelemez. Allah Resulü aleyhisselam huzuruna, huzura çıkamaz. Yüzü yok Efendimiz aleyhisselamla yüzleşmeye. Çünkü Mekke döneminde Efendimiz aleyhisselam Kabe-i Muazzama'yı ziyaret edecek. Pazartesi, Perşembe günleri Kabe açılır. Osman bin Talha'da anahtar. Osman bin Talha ziyaretçileri içeriye alırdı. Efendimiz aleyhisselam geliyor, müsaade etmiyorlar. Allah Resulü o zaman buyuruyorlar ki, bir gün gelecek. لَعَلَّكَ سَتَرَى هَذَا الْمِفْتَاحَ يَوْمًا بِيَدِي Gün gelecek ki bu anahtarı sen benim elimde göreceksin Osman der. Osman bin Talha o gün Kureyş'in zillet günüdür. Allah Resulü aleyhisselam hayır, o gün Kureyş'in izzet günü olacak. İnanmazlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göreceksin. لَعَلَّكَ سَتَرَى هَذَا الْمِفْتَاحَ يَوْمًا بِيَدِي اَدَعُهُ O gün ben alırım, اَدَعُهُ Dilediğim insana veririm ben onu buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kimi istediysem o anahtarı o gün o adama veririm sallallahu aleyhi ve sellem. اَدَعُهُ حَيْسُ شِئْتُ Kimi istediysem ona veririm. Aradan yıllar geçer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den ayrılmak zorunda kalır. Muhacir olur. Medine'de yıllar geçer. 8 yıl sonra fetih ordusuyla Peygamber aleyhisselam Mekke'dedir. Kabe-i Muazzama'nın anahtarı gelir. Kabe'nin içi temizlenir. Allah Resulü aleyhisselam Kabe-i Muazzama'nın içinde namaz kılar. Sonra dışarıya çıkar. Bana Osman bin Talha'yı bulun der. Osman bin Talha gelir. Allah Resulü aleyhisselam buyurur ki, Osman der, yıllar önceydi. Kabe'nin kapısını açmıştın. İnsanlar Kabe'nin içine giriyorlardı. Ben de sana demiştim ki, ben de girebilir miyim? İbrahim aleyhisselamın, dedem İbrahim'in yaptığı Allah'ın beytini ben de ziyaret edebilir miyim? Hayır demiştin. O gün beni Kabe'nin içine almamıştın. Ama sana demiştim ki, Osman göreceksin. Bir gün olacak. Allah o anahtarı senin elinden alacak. Benim elime koyacak. Ben de o gün bu anahtarı dilediğim birine veririm Osman. Hatırlıyor musun Osman deyince Osman bin Talha bütün mevcudiyetimle ilan ve itiraf ediyorum ki sen Allah'ın nebisisin. İnna Allaha ya'murukum en tu'addu l-emanati ila ehliha. Allah Teala emanetler ehline verilecek. Amcası var. Hazreti Abbas der ki ya Resulallah şu sikayeyle, hicabeyle sikayeyi bizde topla. Bize ver ya Resulallah. Buradan bir gelirimiz olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasına, kendi yakınlarına, akrabalarına su vazifesini verir. Burada para yok. Sadece Allah için. Allah için olanı siz yapın. Ama eğer bir gelir varsa onu dışarıdakilere vereyim. Nimeti başkalarıyla paylaşayım. Adaleti görsünler. İslam'ı görsünler. Emanet ehline verilecek. Devlet en yakınlar arasında paylaşılmaz. Onu görsünler. Batılılar geliyorlardı. Osmanlı'yı öyle anlatıyorlardı. Gittik diyorlar. Sarayda bu adam Türktür diye
ona bir vazife vermiyorlar. Layık mıdır? Müslüman mıdır? Allah Resulü Aleyhisselam'a sadakati var mıdır? Arnavutsa vazife veriyorlar. Kürtse vazife veriyorlar. Boşnaksa vazife veriyorlar. Türkse vazife veriyorlar. Yani ırkına değil liyakatine bakıyorlar. Irkına değil imanına bakıyorlar. Çünkü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan öyle gördüler. Osman bin Talha'yı çağırdı sallallahu aleyhi ve sellem. Onu Kabe-i Muazzama'ya almayan Osman bin Talha'yı yıllar öncesini hatırlattı. Ve bütün bir dünyaya işte İslam buyurdu. Hakikat buradan bütün bir aleme, buradan bütün bir dünyaya ilan edilecek. Ashab-ı kiram efendilerimiz Allah Resulü Aleyhisselam'dan o hakikati bu çerçevede aldılar. Adaleti aldılar, merhameti aldılar, kardeşliği aldılar. Aldılar ve gittikleri şehirlere o duyguları, o esasları insanlığın değişmez ilkelerini götürdüler. Neden ashab-ı kiram efendilerimiz Fas'a kadar gittiler? Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri İstanbul'a kadar geldi. Onun öğrencileri kısa zamanda bu kadar alanı fethettiler de biz neden olduğumuz yerleri, olduğumuz yerdeki yürekleri fethedemiyoruz? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam onun öğrencilerinin Osman bin Talha'lara yaptığı o muamelelerden mahrum olduğumuzdan dolayı iman ve İslam'dan da mahrumiyet yaşıyoruz kardeşlerim. Belligu anni velev ayeten. Bir ayet bile olsa tebliğ edin. Bir hadis bile olsa alın ve benden farklı iklimlere götürün. Yaşayın, yaşamaya çağırın. Önce yaşayın, sonra yaşamaya davet edin. وَحَدِّثُ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجْ. Beni İsrail'den de rivayet edin. Bunda bir zorluk yok, İslam adına bir problem yok buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Beni İsrail'e ait olan müktesebatı, merviyatı farklı kategoride mülahaza ediyoruz. Yani ya eyyühellezine amenu kütübe aleykumus siyamu kema kütübe alellezine min kablikum. Onların şeriatında da oruç vardı. Bizde de, bizim şeriatımızda da oruç var. Yani o cihetle aynıyet arz eden hükümler var. Ama bazı hükümler var ki onlara Allah Teala onu haram kıldı. Kur'an-ı Kerim'de de haram olduğunu tayin ediyor. Artık o bizim adımıza, bu ümmet adına geçerli değil. Yani tırnaklı olan hayvanların etini yemek iç yağı onlara haramdı. Tırnaklı hayvanları yemek onlara haram kılınmıştı. Yaptıkları ihanetten dolayı. Ama o ayet Kur'an-ı Hakim'de var. Fakat bu ümmet için geçerli değildir. O hükmü Allah Teala bu ümmetten kaldırmıştır. Ya da onlara dair bir takım ifadeler var ama Cenab-ı Hak onların bu ümmet için geçerli olmadığını açıkça sarahaten ilan etmiştir. Bazı durumlar da var ki onlar bu ümmet için geçerli midir, geçerli değil midir? O noktada sarih ifadeler yoksa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada tavakkuf etmeyi, durmayı, tahlil etmeyi telkin ediyor. Eğer reddederseniz olur ki o peygambere ait bir söz olur. Musa'ya, İsa Aleyhisselam'a peygamberi reddetmiş olursunuz. Onaylamayın, Kur'an-ı Hakim'i arz edin, Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetini arz edin. Eğer uyarsa onaylayın, eğer bu tahlili yapmadan alırsanız o zaman yalan bir sözü hakikat diye kabul etmiş olursunuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu çerçevede Beni İsrail'e ait bir takım ifadeleri alabilirsiniz buyuruyor. Ama mutlak manada almayı yasaklıyordu. Hazreti Ömer Efendimiz'e Tevrat ayetlerini okurken o tembihatında olduğu gibi o hadis-i şerifi önceki derslerde okumuştuk diye burayı bir daha tafsil etmiyoruz. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Buyuruyorlar ki burada aleyye var. Bazıları ileyye demediğinden dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lehine hadis uydurulabilir diyor. Maalesef bazı muteber tefsir kitaplarımızda da var. Hayır. Ulemamız, hadis alimlerimiz diyor ki وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ. Aleyye ifadesi iftira anlamını da tadammun ediyor. Yani Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki o istilanın içerisinde aleyyenin kendi orijinal anlamı, alanın kendi orijinal anlamı içerisinde iftirayı tadammun etme de var. Efendimiz buyuruyor ki kim kasten bana
bana ait olmayan bir sözü isnat ederse fel yetebevve mak'adehu minen nar, cehennemdeki yerine hazırlansın. İşte onun için Abdullah'larda, Enes bin Malik'lerde hadis-i şerifleri okurken bu dikkati, bu rikkati, bu inceliği görüyoruz kardeşlerim. İmam Buhari rivayet ediyor. Bu okuduğum hadisi İmam Buhari rivayet ediyor. وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبْ da okuyabiliriz. Dalın fethasıyla, dammesiyle de okuyabiliriz. وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبْ, ikisi de caizdir. وَالْمُغِيرَةَ بْنِ شُوبَ, Mughira bin Şube rivayet ediyor. وَالْمُغِيرَةِ بْنِ Şube radıyallahu anhuma قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَوَّ أَحَدُ الْكَذِبِينَ. Efendimiz buyuruyor ki, مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ, kim benden bir hadis rivayet ediyor, بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ. Yura meşhul okursak zanne anlamı var. Onun yalan olduğunu zannettiği bir hadisi kim benden rivayet ederse, ya da yara fethalı okumuş olursak o zaman ya'lemu anlamı var. Yalan olduğunu bildiği bir hadisi kim benden rivayet ederse fehuve ahadul kadibin, o yalancılardan birisidir. Yalancı olarak yarın Allah Teala'nın huzuruna gidecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü hakikatine hafız olmayı, muhafız olmayı Cenab-ı Hak bizlere ihsan buyursun inşallah Teala. Evet. Peki bu hadis-i şerifi de İmam Müslim, ravahu Müslim, Müslim rivayet ediyor. Cenab-ı Hak fehuve ahadul kadibin, kaziplerden olmayı, yalancılardan olmayı olmaktan bu ümmeti bizleri muhafaza buyursun inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerin ashab-ı kiram radıyallahu anh efendilerimiz gibi aleme taşımayı, taşıyıp da insanları Peygamber aleyhissalatu vesselamın hayatını yaşamaya davet etmeyi bizlere ihsan buyursun. Peki bu akşam iki hadiste iktifa edelim. Çünkü zamanın yarısını hadise ayıralım, hadis-i şerifleri yarısında sizden gelen suallere ayırmış olalım inşallah. Bundan sonra sizden gelen suallere cevap verelim. Estağfirullah ve etubileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.